Selamünaleyküm arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Değerli arkadaşlar, Arapça 4 ile ilgili soru çözümleriyle konularımızı pekiştirmeye devam ediyoruz inşallah. Arkadaşlar, birinci sorumuzda 16-20 ifadesinin neyini soruyor bize? Arapça doğru karşılığını soruyor. Yani Arapça olarak saat 16.20 öğleden sonra 4.20'yi nasıl yazarız? Bunun karşılığı Arapça'da nasıldır? Bunu inşallah bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım, şu kalemimizle takalım yarın. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi es-sa'atu, es-sa'atu er-rabi'a. Rabi'a 4 arkadaşlar. Evet. Saat 4. İlla ancak sülüs neydi arkadaşlar? Hemen hatırlıyoruz bilgilerimizi. Evet, selasetün 3 olduğuna göre sülüste 3'te 1'di değil mi arkadaşlar? Sülüsün 3'te 1. 1 saat 60 dakika olduğuna göre 3'te 1'i nedir arkadaşlar? 20 dakika. Bakın ne diyor burada? Saat 4 ancak 4'e 20 var. İlla ifadesini gördüğümüz yerde, saatlerde illa ifadesini gördüğümüz yerde ne diyorduk? Var. Yani daha gelmedi anlamında. 3'e 20 var, 3'e 15 var, 3'e 5 var, 3'e 3 var gibi. O zaman birinci saatimiz ne? Es-sa'atu rabi'a, saat 4 fakat 4'e 20 var. Ama ifademiz ne? 4'ü 20 geçiyor. O zaman 4'e 20 var. Ba'de zuhr, öğleden sonra 4'e 20 var. Bu nedir arkadaşlar? 15-40 ifadesidir. Yani A seçeneğindeki saatimiz 15-40. O zaman A seçeneğimiz doğru cevabımız değil arkadaşlar. B'ye bakıyorum. Es-sa'atu rabi'a illa rubu'an. Rubu'an neydi arkadaşlar? Erba'atun 4. Rubu'un 4'te 1. Rubu'un 4'te 1 arkadaşlar. Şimdi saat 60 dakikadan itibaren ibaret olduğuna göre 60'ı 4'e böldüğümüzde nedir arkadaşlar? 15. Yani çeyrek değil mi? Saatin 4'te 1'i, çeyreği. O zaman burada da 4'e çeyrek var. Kable zuhr. Öğleden önce. Aslında öğleden önce demeyiz de buna. Bu aslında burada leylen desek daha güzel olur arkadaşlar. Yani burada ifadeyi ben şöyle leylen diye değiştireyim. Leylen demek daha güzel. Hani gece 4'e çeyrek var. Gece kaç bu arkadaşlar? 3.45. Gece 3.45 buradaki saatimiz. O zaman B de olmaz. Es-sa'atul vahidetu ve nisf, saat 1. Bakın burada arkadaşlar saat 1 ve buçuk ifadesi var. 1 ve buçuk ifademiz var. Es-sa'atul vahidetu, saat 1 ve. Arkadaşlar saatlerde saati söyledikten sonra vav edatıyla beraber söylediğimiz kısım geçiyor anlamında. O zaman saat 1. Es-sa'atul vahide, saat 1 ve bu nisf yarım de olduğuna göre biri yarım geçiyor, yani biri buçuk geçiyor demek arkadaşlar. O zaman ne olmuş oluyor? 1.5. 1 ve buçuk. Saat 1.5. Ba'de zuhur. Öğleden sonra 1.5. 13.30 oluyor C seçeneği. C seçeneği 13.30 olduğuna göre biz 16.20'yi arıyoruz. C seçeneği de cevabımız değil arkadaşlar. Es-sa'atul rabi'a, saat 4 ve sülüs. Sülüs kaçtı? 3'te 1. 1 saatin 3'te 1'i 20 dakika olduğuna göre saat 4 ve 4'ü 20 geçiyor. Ba'de zuhr. Öğleden sonra 4'ü 20 geçiyor dedi arkadaşlar. 16.20 değil mi Türkçe'de? Es-sa'atul hamise. Hamise 5 olduğu için zaten 4 değil. Saat 5 ve 20 geçiyor. Ba'de zuhr. Burada arkadaşlar 16 değil 17.20 oluyor. O zaman doğru cevabımız
Denizli seçeneğini olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Anlamayan, sormak isteyen varsa, bu soruyla alakalı kafasına takılan bir şey varsa arkadaşlar sorabilirsiniz, yoksa geçiyorum. Arkadaşlar ikinci sorumuzda ne diyor? Sayılardan hangisiyle sayının Arapça karşılığı doğru olarak verilmiştir? Seb'un arkadaşlar 80 değil 70'tir. A seçeneği yanlış verilmiş. Erba'atun ve hamsun, erba'a 4 ve hamsun 50, 54. Ama burada ne diyor arkadaşlar? 56 diyor. Bu da yanlış. Mi'etun 1000 demiş. Mi'etun arkadaşlar nedir? 100. Arkadaşlar bakın mi'e ifadesi iki şekilde de yazılır. Mi'etun şeklinde şu şekilde de biz yazarız bunu arkadaşlar. Mi'etun şeklinde böyle de yazarız. Mi'etun şeklinde böyle elifle de yazarız. İkisi iki yazımda doğru ama daha çok bu kullanılır. Bunu da göstermek için buraya koymuş olalım arkadaşlar. Evet burada mi'etun 1000 demiş. Tam tersi 100 olacak arkadaşlar. Vahidun ve selasun. Vahidun 1. Selasun 30. 31 ifadesi var burada ama bakın 34 yazmışız. Demek ki bu da yanlış arkadaşlar. İsnani ve selasun. İsnani 2 ve selasun 30. 32 doğru cevabımızın Edirne olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Basit bir soru ama bilmediğiniz zaman basit soru bile basit olmaktan öteye geçiyor arkadaşlar. Ama sizlerin çok rahat bu soruyu yapabileceğinize inanıyorum. Aşağıdaki sayıların Arapça karşılıklarıyla doğru eşleşmesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Şimdi bakın bu tür sorularda A 21, B 23, C 16, D 10, E 5. Şimdi A 21 diyor arkadaşlar. Değil mi? 21 burada rakamsal olarak nerede var arkadaşlar? Bakıyorum. 21. Vahidun ve işrune. Değil mi? 3 ile eşleşiyor. O zaman A'yı ne ile eşleştirdim arkadaşlar? A 3. Virgül koydum. A 3. Şimdi B'ye bakıyorum. B 23. 23 nerede? 5. Değil mi? Evet. 5 numara 23. O zaman B 5 oluyor arkadaşlar. Sonrasına bakıyorum. C 16 oluyor. O zaman bakıyorum. 16 nerede var? Sitte aşrate 16 yani 1. O zaman C 1. D bakıyorum 10. 10 sayısı nerede? 2D. O zaman D 2 diyorum. E zaten geriye bir 4 kaldı arkadaşlar. 4 tane var. Hamse. E Hamse ile 4 eşleşiyor mu? Evet. E 4 oluyor. Doğru cevabımız A 3, B 5, C 1, D 2, E 4. Dolayısıyla doğru cevabımızın Adana olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Yugadiru dairatu fis saati sadiseti cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Arkadaşlar gadera yugadiru ayrılmak, terk etmek. Et dairatu uçak ayrılıyor. Uçağın ayrılması ne demek? Yani kalkıyor, uçak hareket ediyor. Kaçta? Fis saati sadiseti. Arkadaşlar bakın sıra sayılarında sittun kelimesi normalde 6 nedir? Sittün. Ama sıra sayılarında biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Fa'ilün kalıbına dönüştürüyorduk. Fa'ilün. Normalde ne olması lazım? Saatitün gibi bir şey olması lazım ama öyle değil. Arkadaşlar sadece 6 rakamında bir yazımda değişiklik oluyor sıra sayılarında. Sadisün oluyor arkadaşlar. Sadis. Ama sıra sayıları elif lam takısıyla yazıldığı için de sin harfi şemsi olduğu için elif lamın lamı okunmuyor. Es-sadisu oluyor arkadaşlar. Evet. Es-sadiseti fis-sa'ati es-sadiseti fis-sa'ati sadiseti saat 6'da uçak hareket ediyor.
Şıklara bakıyorum. A şıkkında 5 dediği için olmaz. B şıkkında otobüs demiş. Uçak saat 9 diyor. Burada 6 diyor arkadaşlar. Tren diyor. Uçak dediği için olmaz. Uçak saat 6'da kalkıyor. Doğru cevabımızın Edirne olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi görseldeki saatin Arapça karşılığıdır arkadaşlar? Evet, şimdi bakıyorum. Evet. Aşağıdakilerden hangisi görseldeki saatin? Saat kaç arkadaşlar? 7'ye çeyrek var değil mi? Kısa olan akrep, dayır kovan. Saat 7'ye çeyrek var. Yani 7'ye çeyrek var biz nasıl deriz? Öğleden, önce öğleden sonra mesela ayırmadan 7'ye çeyrek var ne demek? 6.45. Doğru mu arkadaşlar? Ya bakın iki türlü yazarız bunu. Ya saat 6 deriz ve 45 geçiyor deriz ya da 7'ye çeyrek var deriz. 7'ye çeyrek var. Şimdi çeyrek var dediğimizde illayı kullanırız. 45 geçiyor dediğimizde vav'ı kullanırız. Tamam arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. Ben burada şıkları koymadım. Özellikle sadece hani şu yazımı öğrenelim. Şıkların içerisinden bunu bulursunuz arkadaşlar. O önemli değil. Önemli olan bu saati doğru söyleyebiliyor muyuz? Önce ne diyeceğim? 7 diyeceğim bakın. Önce 7 diyorum kalalarda. Es-sa'atü s-sabi'atü. Çünkü saat 7'ye çeyrek var ya. Önce tam sayıyı söyledim. Es-sa'atü s-sabi'atü. Saat 7 ancak rubu'an 4'te 1 var. Yani çeyrek var. Rubu'an neydi? Bir önceki soruda anlatmıştık. 3'te 1 diyeceksem sülüs saatin 3'te 1'i 20 dakika yani 20 geçiyor, 20 var dediğimde sürüsü kullanacağım. 15 geçiyor, 15 var dediğimde de rubu'un ifadesini evet kullanacağım arkadaşlar. Rubu'un ifadesini kullanacağım. O zaman bakıyorum burada. Es-sa'atü s-sabi'a saat 7 illa ancak var. Kaç var? Rubu'un 4 var. 4'te 1 var. 4'te 1. Saatin 4'te 1'i 15 olduğuna göre 7'ye çeyrek var ifadesinin doğru yazılımı. Es-sa'atü s-sabi'atu illa rubu'an arkadaşlar. 7 çeyrek geçiyor diyecek olsaydık. Es-sa'atü s-sabi'atu ver-rub. Bakın. Es-sa'atü s-sabi'atu ver-rub'u diyecektik arkadaşlar. Hocam burada rubu'an, burada niye rub'u diyoruz? Arkadaşlar burada şu illa istisna edatıdır. İstisna edatından sonra bu şekilde geliyor arkadaşlar. Kural istisna konusunu işlemediğimiz için detaylara girmiyorum arkadaşlar. Es-sa'atü s-sabi'atü illa rubu'an. Aşağıdakilerden hangisi görselin Arapça karşılığıdır? Bakıyorum görselde yine kısa olan 5'te. 5'i 10 geçiyor arkadaşlar. Bakın geçiyor diyeceksek vav'ı kullanacağız. Şimdi önce saat 5'i söyledim. Es-sa'atul hamise 10 diyeceğim ve geçiyor. 10 neydi? Aşru ve aşru. Arkadaşlar neden aşru dedim? Buna cevap vermek isteyen, bunu bilen var mı içinizde arkadaşlar? Yani neden aşaratu demedim de aşru dedim? Yazabilirsiniz arkadaşlar, konuşmak istemeyen arkadaşlarımız. Sohbetten yazabilirsiniz de. Bakalım var mı cevaplayan? Yok arkadaşlar, faili değil cümlenin. Müennes olduğu için mi? Müennes olan ne? Mesela güzel. Müennes olan ne hocam?
Evet arkadaşlar, o zaman ben hani cevaplayayım, çok vakit de kaybetmeyelim. Şimdi bakın arkadaşlar, ben 10 dakika dediğim zaman 10 kelimesi 3 ile 10 arası kuralı bize hatırlatıyor mu? Ben bunu iki türlü yazıyordum arkadaşlar. 10 kelimesini müennes içinse şını cezimli olarak kullanıyordum. Müzekker içinse şını fethalı olarak kullanıyordum. Arkadaşlar bu bir. Şimdi 3 ile 10 arasında sayı ile sayılan arasında zıtlık olacak. Ben buraya ne diyeceğim? 10 dakika. Dakika ne? Sayılan. Dakika kelimesi bakın arkadaşlar yazdım. Müzekker mi müennes mi? Müennes. Değil mi? Müennes. Ama ne yapacaktık 3 10 arasında? Sayılanın çoğulunu alacaktık arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi dakika kelimesi, bir taraftan da cevaplarınıza bakıyorum farklı bir şey yazan var mı diye. Dakika kelimesi müennes olduğu için dekaikonun çoğulu. 3 ile 10 arasında kuralı hemen hatırlıyorum. Sayı ile sayılan zıt olacak. Sayılan çoğul olacak. O zaman dakika kelimesinin çoğulunu alacağım. Ne yazacağım buraya? Dekaik yazacağım. Arkadaşlar dekaik gayrı munsarif olduğu için sonuna dekaikı diyemiyorum. Hani çoğul ve mecrur olacaktı sayılan. Sayılan mecrur olacaktı. Dekaikı diyemiyorum ama bu cer yerine fetha alıyor. Gayrimunsarif bir isim olduğu için. Daha bunu işlemediğimiz için bilmeyebilirsiniz. Dekaika. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Aşru dekaika. Bakın aşru kelimesi 3 ile 10 arasındaki kuralı hatırlayacak olursanız eğer sayılan arkadaşlar müennes ise sayı müzekker görünümde gelir. Aşru kelimesi müzekker görünümde. Niye? Çünkü dakaik kelimesi müennes bir kelime olan dakikanın çoğuludur. Ondan dolayı aşru dekaik dedik arkadaşlar. Es-sa'atul hamise saat 5 ve aşru ve geçiyor. Aşru dekaik 10 dakika geçiyor. Arkadaşlar burada burada sadece saati söylüyoruz. Burada bir fiil cümlesi değil, bu bir isim cümlesi değil. Saat kaç? Saat şu. Ama bakın burada şöyle yapsaydık arkadaşlar. Burada şöyle yapsaydık. Mesela işte eve saat 7 5'i 10 geçe geldim. Ne zaman geldin diyecektik. O zaman bu zaman bildirdiği için ne olacaktı arkadaşlar? Es-sa'ate olacaktı. Es-sa'ate kelimesi bakın sıra sayısı kendinden önceki o ismin sıfatı olduğuna göre saat kelimesi burada mensup olunca bu da el-hamisete olacaktı arkadaşlar. Es-sa'atel-hamisete. İkisi de müennes, ikisi de mensup, ikisi de eliflam takılı. Sıra sayısı ile onun sayılanı cinsiyet bakımından, hareke bakımından birbirlerine uyarlar arkadaşlar. Evet. Bu ekstra bilgileri de fazla fazla veriyorum ki kafanıza takılan bir soru kalmasın. Şimdi bu soruyu hala hocam ben anlamadım diyen var mı içinizde arkadaşlar? Varsa gerçekten bir daha anlatabilirim. Hiç sorun değil. Yani burada nelere dikkat ettiğimizi göstermek adına. Evet. Mesaj yazan veya konuşan olmadığına göre demek ki arkadaşlar bu sorumuzla ilgili bir sorunumuz yok. Evet. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Ra'eytu gördüm. Kim? Ra'a gördüm. Tu ben. Fail. Nerede? Mef'ulün fih. Fiilin yapıldığı yeri gösteriyor. Bahçede. Neyi? Bakın neyi sorusu. Şuraya gelecek kelime ne olacak? Mef'ul olacak arkadaşlar. Şimdi mef'ul olacak. Bakın burada bir yorum yapacağım arkadaşlar. Bir yorum yapacağım. Arkadaşlar lütfen boşluğa sayı istediği zaman sayının sol tarafında kalan o sayılanın özelliğine bakın. Sayılan eğer çoğul ve
mecrur ise bu boşluğa gelecek sayı kesinlikle 3 ile 10 arasında bir sayı olmalıdır. Bakın tekrar söylüyorum. Sayılan çoğul ve mecrur ise, bakın bir sayı verdi, solda boşlukta sayılanı verdi. Sayılan çoğul ve mecrursa sayı kesinlikle 3 ile 10 arasında olmak zorundadır arkadaşlar. O zaman hamsete aşara kaç? 15 eledim. Mi'ete kaç? 100 eledim. Çünkü 100 ve katlarından sonra, 1000 ve katlarından sonra sayılan neydi? Müfret, mecrur idi. O zaman B'yi de eledim. Eşrine 20. Arkadaşlar ukutlarda sayılan müfret mensup olmalı. C'yi de eledim. Selasetü mü erbaate mi? Hocam bu 4, bu da 3. İkisi de 3-10 arasında. Peki neye göre belirleyeceğiz? Bakın arkadaşlar bahçede gördüm. Kimi gördüm? Mef'ul. Mef'ul ötürü olma şansı var mı? Merfu olma. Yani zamme olma şansı var mı mef'ulün? Hayır. Mef'ulün ne olması gerekiyor? Mensup olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? O zaman D'yi de eledim. Erba'ate hem mensup arkadaşlar. Erba'ate hem mensup. Gördüğünüz gibi erba'ate hem mensup yani fetha ile mensup hem 3 ile 10 arasında. Şimdi buraya erba'ate'yi koyalım. Bakalım uyuyor mu arkadaşlar? Erba'ate'yi koyarsak o da önemli. Erba'ate. Erba'ate müennes. Etfal kelimesinin çoğulu. Diflün kelimesinin çoğulu. Çocuk kelimesinin çoğulu. Diflün müzekker olduğuna göre erba'atün de nedir arkadaşlar? Zıttık Kur'an'dan dolayı müzekker içindir. Bakın müzekkerdir demiyorum arkadaşlar. Sayının cinsiyeti olmaz. Kullanılan müzekker, müzekker için bu formatta kullanılır diyoruz. Zıttık olması gerektiğinden dolayı da müzekker için müennes görünümde olacak. Tamam. Etfal kelimesi de çoğul, mecrur, kurallara uymuş. Doğru cevabımız o zaman arkadaşlar erbaate'dir. Erbaate olmasının sebebi de dediğim gibi bahçede gördüm. Kimi gördüm sorusunun karşılığı Arapçada mef'uldür. Mef'ulün hareke karşılığı da fethadır. Harekeli irap alan kelimelerle. Dolayısıyla doğru cevabımız erbaate olur arkadaşlar. Bu soruda anlaşılmayan bir şey var mıydı? Her soruda sormak gereği duyuyorum arkadaşlar. Belki söylemek istediğiniz, soruyla ilgili yapmak istediğiniz bir yorum varsa size engel olmak istemiyorum. Evet. Ayşe 5. sınıfta öğrencidir. Yani Ayşe 5. sınıf öğrencisidir arkadaşlar. Cümlesinin en yakın Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe 5. sınıf öğrencisidir. Şimdi Ayşe tilmizetün öğrencidir. Fissaffis salis. 3. sınıf. Ethalisu. Bakın sıralama bildiriyor. El fa'ilu kalıbında değil mi? Ayşe tilmizetün fissaffil evvel. Evveline göre 1. sınıfta öğrencidir. Ayşe tilmizetün fit dersil hamis. Ayşe öğrencidir ama 5. sınıf değil 5. derste bir öğrencidir. O zaman C de olmaz arkadaşlar. D şıkkına baktığımızda Aişetu tilmizetun fissaffil hamis 5. sınıfta Ayşe öğrencidir. Fil medreseti sani 2. medresede 2. okulda Ayşe öğrencidir. E seçeneği de olmaz. Doğru cevabımızın D seçeneğini olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 3 ile 10 arası sayıların temyizi müfret ve mecrur olur. 3 ile 10 arasındaki sayıların temyizi müfret mecrur muydu arkadaşlar? Yoksa 3 ile 10 arası çoğul ve mecrur muydu? A seçeneğimizi eledik. Çoğul ve mecrur. Evet, çoğul ve mecrur. Tebrikler arkadaşlar. B seçeneğimize bakıyoruz.
11-19 arası sayıların temyizi müfret, mensup ve nekradır. 11-19 arası sayıların temyizi müfret, mensup ve nekradır. Bu doğru gibi duruyor arkadaşlar. Buna bir soru işareti koyalım. Akılsıza delalet eden çoğullar sayılarda da müfret müennes kabul edilir. Sayılar konusunda da akılsıza delalet eden çoğullar müfret mensup kabul edilir mi? Yoksa bu kural sayılarda geçersiz miydi? Bu kural sayılarda geçersizdi arkadaşlar. 1 ve 2 sayılarının temyizi müfret ve mecrurdur. 1 ve 2 sayılarının temyizi yoktur arkadaşlar. Kocaman yazayım. 1 ve 2 sayılarının temyizi yoktur arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Evet, o zaman doğru cevabımız Bursa. E seçeneğini yazmamışım. Soruları yazınca böyle eksik bırakıyorum ışıkları bazen. Evet, 11-19 arası sayıların temyizi müfret, mensup ve nekradır? B seçeneğimiz doğru. Aşağıda verilen sıra sayıları ile karşılıkları hangi şıkta yanlış yazılmıştır? 22. El-Thani vel-İşrûn. 22. El-Thalise Aşara. El-Thalise Aşara. Arkadaşlar bakın hani 11-19 arası fetha üzere mebniydi ya. Bakın sıra sayılarında da fetha üzere yine devam ediyor. Es-salise aşara. Es-salise aşara. 13. Et-tasi'u. 9. El-khamsetu. 5. El-elfu. 1000. Evet. Hangisinde yanlış yapılmış arkadaşlar? Yanlış yazılan var mı sizce? Bir tane yanlış yazılan var. Ben görüyorum. Sizce hangisi arkadaşlar? A şıkkım hocam. Biraz daha dikkatli bakalım arkadaşlar. A şıkkı bakın. Es-sani arkadaşlar sıra sayılarında el-fa'ilu kalıbını esas alıyoruz. El-fa'ilu kalıbını esas alıyoruz. Es-sani bakın. Aslında şu es-sani Es-saniyüdür arkadaşlar. Es-saniyüdür. Ama tabii biz bunu yazarken es-sani şeklinde okuyoruz. Arapça bir kuraldan gereği. Şöyle de yeni notalarını koyalım. Evet. Yani maksur, mankus isim kuralı gereği es-sani şeklinde okuyoruz. Ya da Arapçada illet harfi harekeli, kendinden önceki harfte harekeli olursa illet harfinin harekesi düşürülür, kendinden önceki harfe uygun hale getirilerek okunur. Kur'an'ı da aklımıza getirebiliriz. Es-sani sıra sayısıdır arkadaşlar. Az önce bir arkadaşımız bir seçenek dedi. Duyamadım. Hangi seçeneği söyledi? D şıkkı mı hocam? D şıkkı mı? Evet. D şıkkı. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar bakın. El-Hamsetu diyor. Sıra sayısında biz ne demiştik? El-Fa'ilu kalıbı olacak. El-Hamisetu. El-Hamisetu, El-Fa'ilu, El-Fa'ilu, değil mi? Es-Sa'atul-Hamise diyoruz mesela, saat 5. Es-Sa'atul-Hamise demiyoruz, değil mi? Es-Sa'atul-Hamisetu diyoruz. O zaman El-Hamisetu, 5. değil, sadece 5 anlamına geliyor. Bu bir sıra sayısı değil, doğru cevabımız Denizli olur arkadaşlar. Ama inanın bakın arkadaşlar ilk başta işte böyle yanıltıcı oluyor ki şimdi hamseyi görüyorsunuz, beşi görüyorsunuz. Hocam burada da bir yanlışlık yok diyorsunuz. Göremiyorsunuz yani. İşte bu tür sorular dikkat eden öğrencilerin dikkatini ölçüyor biraz daha. Dikkatli mi değil mi öğrenci ona bakıyor. Bu soru da güzel bir soru arkadaşlar. Bu soru ya benzer bir cümle önceki sınavlarda çıkmıştı hatırlıyorum. Yani 2014 müydü, 2015 mi yıllarındaki eski kitaptan sorularda
bu soruya benzer soru vardı. Kelimeler sadece değişikti arkadaşlar. Şimdi işte ben de biraz ondan esinlendim yani bu soruyu yazarken. İşterake katıldığı filmi temeli toplantıya. Şimdi arkadaşlar burada bir yorum yapacağız. Burada bir yorum yapacağız. Evet. Şöyle bakın. Şuraya bir sayı gelecek. Şimdi katıldı bakın. Toplantıya katıldı. Kim? Şuradaki sayı fail konumunda olacak. Sayı ve devamındaki işte ne yazacaksak. Şimdi arkadaşlar bura fail olacak. Fiilime bakıyorum. Fiil müzekker ise fiil işterake diyor bakın. İşteraket demiyor. İşterake. Fiil müzekker. O zaman fail de şurada müzekker olacak. Hemen bakın arkadaşlar bu tür sorularda böyle yorum yapmayı başaramazsanız sorunun ne dediğini anlamazsanız soruda da çok zorlanırsınız. Bakın yorum yapıyorum şimdi. Şuraya bir sayı gelecek. Sayı hangi özelliğe sahip olacak? Yorum yapıyorum. İşterake fil mütemeri toplantıya katıldı anlamına geliyor. İşterake katıldı. Yani fail harfi cerle gelmeyeceğine göre şuraya faili soruyorum. Kim katıldı? Bak burada ne diyor? Beş öğretmen, bayan öğretmen mesela. Şimdi fiilim müzekker olduğuna göre, failimle müzekker olması gerektiğine göre A seçeneği, bakın sayı 3 ile 10 arasında sayı müzekker görünüyor ise sayılan neydi? Müennes. O zaman burada fiil müzekker olduğu için fail de müzekker olacak. Hamsu kelimesi müzekker için kullanılan bir sayı olduğuna göre, müennes için kullanılan bir sayı olduğuna göre buraya getirilemez arkadaşlar. Evet bakın. Buraya ben hamsu desem bayanı sayıyorum demek. Ama burada ne diyor? Toplantıya katıldı. Kim katıldı? Erkekler katıldı. Çünkü fiil müzekker. O zaman A'yı attım. Hamse, bakın kim katıldı sorusu mef'uldür. Mef'ul değildir, faildir. Fail de mensup olamaz. Ya merfu olur, değil mi? Fail merfu olur. Mensup olamaz, mecrur olamaz. O zaman dolayısıyla arkadaşlar hamse fail olmaya uygun olmadığı için buraya yazamıyorum. Hamse dediğim zaman bu fail olma şansını yitiriyor. O zaman B'yi de eledim mi arkadaşlar? Eledim. Şimdi Hamsetu fail olmaya uygun. Şimdi Hamsetu'ya bakıyorum. Müennes mi? Müennes görünümünde. Sayı müennes görünümünde. 3 ile 10 arasında. O zaman burada sayılan kesin ne olmalı? Müzekker. Müzekker olmalı arkadaşlar. Sayılan müzekker, doğru, alim, ulema, sayı müennes, evet sayı müennes, sayılan müzekker, tamam. Peki arkadaşlar sayılana bakıyorum. 3 ile 10 arasında sayılan çoğul mu? Çoğul. Ulema mecrur mu? Mecrur. Hocam nasıl mecrur ama ya sonu üstün diye bir soru sorduğunu öğrencinin hissediyorum. Gayri munsarif arkadaşlar. Son cemi kipi olarak ulema fuala kalıbında arkadaşlar. Gayri munsarif bir isimdir. Gayri munsarifler esre almaları gereken yerde fetha ile hareket alırlar. Bundan dolayı hamsetu ulema buraya gelebilir arkadaşlar. Bakın yazıp şimdi beraber görelim. Hamsetu ulema'e. Toplantıya katıldı. Kim? Bakın hamsetu 5. Kapalılık var. Temyiz. 3 ile 10 arasında çoğul mecrur olacak. Alim kelimesinin çoğulu ulema. Mensup mecrur mu? Mecrur. Çünkü arkadaşlar gayrimusarifler cer halinde fetha alırlar. Esre yerine. Doğru cevabımız Hamse tüm ulema'e. Hamse te ulema'e niye olmadı? Çünkü fail konumunda gelecekti. Fail olmadığı için bu olamaz. Hamse tüm muallimin. Arkadaşlar 3 ile 10 arasındaki sayı kuralını tekrar hatırlatıyorum.
sayılan çoğul mecrur olacak. Bu hamsetü muallimine olsaydı olabilirdi. Hamsetü muallimine olsaydı olurdu. Ama beşten sonra gelen sayı müfret olduğu için zaten yazım hepten baştan sona yanlış. Doğru cevabımızın Ceyhan olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, inşallah sorular anlaşılıyordur. Rabbim inşallah konuları en güzel şekilde anlamayı, sınavda da emeklerinizin karşılığını almayı hepinize nasip eylesin. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalda abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada arkadaşlar videoları çok böyle atlaya butlaya izlemeyin. Gerçekten aralarda çok önemli şeylerden bahsediyorum. Dikkatlice dinlerseniz ben çok rahat Arapça ile ilgili konuları halledeceğinize canı gönülden inanıyorum. Fi emanillah ilallika ma'as-selame.